Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de "Len yehlike ahadun ma'ad du'a." Madem ki bir kimse durmadan, sürekli, devamlı dua ediyor, o kimse helak edilmeyecektir. O kimse cezalandırılmayacaktır. Zorluklardan, sıkıntılardan, dünyanın musibetlerinden, ahiretin zorluklarından kurtulabilmemiz için demek ki Allah'a dua etmeliyiz. اَعْجَفُ النَّاسِ مَنْ عَجَفَ عَنِ الدُّعَى. İnsanların en aciz olanı, dua etmekten aciz olan kimselerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ. Dua ibadetin ta kendisidir. Evet arkadaşlar, imanımızı koruyabilmemiz için, dinimizden uzaklaşmamak için, haramlara, günahlara düşmemek veya bulaşmamak için Allah'a dua etmeliyiz. Allah'ın yardımını Allah'tan istemeliyiz. Böyle bir zamanda dine karşı gelenler çok, ibadet eden kimselerle dalga geçenler çok, dünyaya kapanlar çok, dünyaya köle olanlar çok, dünya işlerine kendilerini adayan kimseler çok, ama dine kendilerini adayanlar hemen hemen yok diyecek kadar azdırlar. Böyle bir zamanda ibadet etmek çok önemlidir. El-ibadetu fil harci kehicratin ileyya. Ahlaksızlığın, dinsizliğin, imansızlığın çok olduğu bir zamanda Allah'a ibadet etmek, Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de hicret etmek kadar önemlidir. Veya Peygamberimizin zamanında Peygamberle beraber hicret eden kimseler ne kadar sevap etmiş iseler, sevap almış iseler, bu zamanda ibadet eden kimseler de öyle bir sevaba nail olacaklardır inşallah. Evet arkadaşlar, dinimiz elhamdülillah indirildiği şekilde hiçbir özelliğini, hiçbir güzelliğini kaybetmemiştir. Dinimizi kıyamete kadar koruyacak olan Allah-u Teala'dır. Dinimiz canlıdır. Dinimiz hayattadır. Dinimiz hayattadır. Dinimizi hiçbir kimse yıkamaz. Hiçbir kimse yok edemez. Dinimizi yok etmek isteyenler vardır ama يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Evet, dinimizi ortadan kaldırmak isteyenler vardır. Dinimizin nurunu söndürmek isteyenler vardır. Dinimize, Efendime söyleyen karşı gelenler vardır. Ama dinin sahibi kimdir? Allah Celle Celaluhu. Dinini kıyamete kadar yaşatacağını söyleyen Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla arkadaşlar, dinimize sımsıkı sarılmalıyız. Çünkü dinimiz kıyamete kadar Rabbimiz tarafından mahfuzdur, canlıdır. Hiçbir özelliğini, hiçbir güzelliğini kaybetmemiştir. Dinimize sımsıkı sarılmalıyız. Şahıslara değil, korunmuşlara değil, ona buna değil, dinimiz olan İslam'a, kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalıyız. İnsanlar geçicidirler. İnsanoğlu bu dünyada ne kadar yaşarsa yaşasın, ne kadar alim olursa olsun, ne kadar cesur olursa olsun, değeri ne kadar önemli olursa olsun, bu insandır, hata yapabilir. Bu insandır, geçicidir. Ama dinimiz Rabbimiz tarafından korunmaktadır. Dinimiz kıyamete kadar yaşatılacak olan bir dindir. Dinimize sımsıkı sarıldığımız zaman ne kötülüklere, ne haramlara, ne hurafelere, ne bid'atlere düşeriz. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem de kendinden önceki peygamberler gibi bu dünyaya gelip geçmişlerdi. Bu dünyadan ayrılıp gitmişlerdi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz buyuruyor ve diyor ki
senden önceki peygamberler bu dünyada nasıl ayrılmış iseler, sen de bir gün ayrılacaksın. Ve sonra iman eden kimselere diyor ki, peygamber öldüğü zaman veya öldürdüğü zaman siz dini bırakıp da küfre mi döneceksiniz? İslam'dan vaz mı geçeceksiniz? Yani bazı kimseler maalesef yani İslam'dan vazgeçmek için çalışıyorlar. Uzaklaşmak için çalışıyorlar. Hayır. Bizim büyüklerimiz, alimlerimiz, evliyalarımız bu dünyadan ayrılıp gitseler de, ölseler de dinimiz canlıdır, dinimiz ayaktadır ve kıyamete kadar da devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh bu haberi işitince silahını alıp meydanlara düşüyor. Peygamberin öldü olduğunu haber veren kimseleri cezalandırmak istiyordu. Hazreti Ebu Bekir bu durumu görünce hemen insanları camide topluyor, minberin üzerinde insanlara diyor ki مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَيُّ لَا يَمُوتْ. Evet. Peygamberi mabud edilen veya peygambere ibadet eden kimseler bilsinler ki peygamber ölmüştür. Kim de Allah'ı mabud edilmişse, kim de Allah'ı ibadet ediyorsa bilsin ki Allah hayırdır, diridir, canlıdır, ölmemiştir, o ölmeyecektir. Evet, dinimiz elhamdülillah hiçbir güzelliğini, o özelliğini kaybetmemiştir. Dediğimiz gibi dinimizle uğraşanlar çoktur. Dinimizi durdurmak isteyenler çoktur. وَلَا يَسَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنْ اِسْتَطَاعُوا. Dininizden sizleri vazgeçirene kadar sizlerle uğraşacak olan, çarpışacak olan, savaşacak olan kimseler vardır. Durmadan, sürekli, devamlı. Ama sonra da diyor ki وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُدْ وَهُوَ كَافِرْ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Kim de dininden dönerse, vazgeçerse, irtidat ederse, İslam'dan uzaklaşırsa ve o şekil bu dünyadan ayrılırsa, o insan habitat a'maluhum fid dunya vel ahiret. Dünyada da, ahirette de kazanmış oldukları sevaplardan mahrum edileceklerdir ve onlar cehennemlik olan kimselerdirler. Hatta bazı inkarcılar, imandan yoksun olan kimseler, inanınız ki Müslüman olduklarını söyleyen kimselerden daha da cömerttirler. Küfrü yaymak için, imansızlığı ayakta tutmak için, İslam'ın ilerlemesini durdurmak için acımadan, cömertçe mallarını, servetlerini, paralarını harcamaktadırlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ. İnkarcılar infak ediyorlar, harcıyorlar, cömertçe harcıyorlar. Niçin harcıyorlar? لِيَصُبُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. İslam'ı yıkmak için, Müslüman olan kimselerin ahlakını yıkmak için, insanları dinden, imandan uzaklaştırmak için, dinsizliği dünyaya hakim kılmak için inkarcılar cömertçe harcıyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُبُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا. Vurmadan infak etmeye, harcamaya nedir? Devam edeceklerdir. Sonra ثُمَّ يُغْلَمُونَ. Sonra hezimete uğratılacaklardır. Mağlup edileceklerdir. ثُمَّ اِلَى جَهَنَّمَ يُغْلَمُونَ. Sonra da cehenneme sürüklenecekler. Çünkü Allah'ın dinini ortadan kaldıramazlar. Ne kadar çalışırsalar çalışsınlar. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Allah Celle Celaluhu dini olan İslam'ı bu dünyaya hakim kılacaktır.
bütün dinlerin üstün kalacak. Ama iman eden kimseler de dinlerine sahip çıkmaları gerekir. Allah dinini yaşatacaktır. La yablughanna hadzal amru ma balagha al-laylu wan-nahar. Gecenin ve gündüzün hakim olduğu yerlere kadar İslam hakim olacak. İnna Allah zawali al-ardha fara'aytu masharikaha ve magharibaha ve inna ummati sayablughu mulkuha ma zuriya li minha. Allah bana dünyanın doğularını ve batılarını gösteriverdi. Ve diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin saltanatı bana gösterilen yerlere kadar ulaşacaktır. Bütün bu ayetlerden ve hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki gelecek İslam'ındır inşallah. Gelecek İslam'ındır. Küfür, dinsizlik, şirk yok olmaya mahkumdur. Ve İslam'ın dışındaki suni olan bütün dinler, bütün mezhepler, bütün bilmem neler iflas etmiştir. İnsanoğlunu tatmin edememektedir. İnsanoğlunun ihtiyacına cevap verememiştir. İnsanoğlunu huzura kavuşturamamıştır. İnsanoğlunu mutlu edememiştir. Çünkü İslam'ın dışındaki bütün sistemler, bütün mezhepler, bütün hükümler, bütün emirler İslam'ın nedir? Emrisi değildir. İnsanın yaratılışına ters düşüyor. Ama insan Allah'ın kuludur. İslam da Allah'ın dinidir. İnsanı huzura kavuşturacak olan, insana hayat verecek olan, insanı mutlu yapacak olan İslam'dır. Dinimizin değerini bilelim. Dinimize sımsıkı sarılalım. Böyle bir dine mensup olduğumuzdan dolayı Allah'a şükredelim. Böyle bir İslam'ı bizlere nasip ettiğinden dolayı Allah'a şükredelim. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah Müslüman olarak yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah bu dünyadan ayrılacağımız zaman da Rabbim bizlere İslam üzere ayrılmayı nasip ve müyesser eder. Allah bizleri salih olan kullarından eylesin. İslam için yaşayan, İslam için gereken çalışmaları sürdüren kullarından eylesin. Akul kavli hâdâ ve estağfirullah aleyhi ve lekum. Estağfirullah. İnnehu huvel gafurur rahîm. Bismillahirrahmanirrahim.